Büşra selam sesim geliyor mu? Selam Fatih geliyor. Nasılsın? İyiyim çok teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim ee, aynı bildiğin gibi idare ediyoruz deprem sonrası bu arada, bu arada deprem sonrası ilk yayınımızı yapıyoruz ee, herkesin başı sağ olsun herkese geçmiş olsun diyelim. Evet ee, başı sağ olsun herkese tekrardan geçmiş olsun. Aynen öyle ee, bugün bize yapay zeka kullanarak proje yönetiminde neler yapabileceğinden bahsedeceksin değil mi? Evet aynen öyle. Birkaç tane tool örneği anlatıp birkaç tane de örnek demo üstünden göstermek istiyorum. Süper. O zaman senin sunumunla hemen sunumunu da yansıtayım. Sunumunu baş başa bırakıyorum. Teşekkürler görüşürüz. Herkese merhaba, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Project ve Product Manager için yapay zeka ve yapay zeka tool'larının kullanım alanlarını anlatacağım. Ee, sunumuma geçmeden önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, ben Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda Elektrik Mühendisliği ile de çift anadal yaptım. Mezun olduktan sonra ilk işime Med Global şirketinde Linux Sistem Mühendisi olarak Başladım. Ondan sonra e, Netaş'a geçerek orada da yazılım test mühendisi olarak çalışmalarıma devam ettim. Netaş'ın ardından Türksele geçtim ve teknik ürün yöneticisi olarak bir uygulamasında, bir projesinde yer aldım. Son olarak e, son iki yıldır da Teknasyon şirketinde GetContact uygulamasında hem Project Manager hem de Product Owner olarak e, görev almaktayım. Sunumun bundan sonraki kısımlarını dinlerken sorunuz olursa sorular kısmına yazabilirsiniz. Oturumun sonunda Fatih'in de dediği gibi onları sizin için cevaplandırmaya çalışacağım. Ajandamıza bir bakalım. Ee, bir ürün yöneticisi veya bir proje yöneticisi için kullanılabilecek AI tool'larını anlatmaya çalışacağım. Bunlar neler? Chat, GPT, UiZert ve e, Otura'yı göstereceğim. Sonrasında da e, no coding platform bir tane anlatmak istiyorum. Bubble IO şeklinde. E, bunun dediğim gibi proje yönetimindeki kullanım alanlarını ve bazı avantajlarını anlatacağım. İlk olarak e, OpenAI tarafından geliştirilen sohbete dayalı bir AI modeli olan ChatGPT'yi anlatacağım. İkinci olarak mock kullanıcı, gerçek kullanıcı arayüzlerine dönüştürmek için kullanılan bir yapay zeka tool'u olan UiZert üzerinde e, göstereceğim. Üçüncü olarak da Otro e, Otra AI'da sizin için toplantılarda manuel yaptığınız aksiyonları sizin için otomatik yapan bir AI asistanıyla tanıştıracağım. ChatGPT nedir? Ee, hepiniz duymuşsunuzdur. Bu aralar çok popüler. ChatGPT doğal dil işleme yani NLP ve yapay zeka temelli olarak deep learning ile büyük bir tekst, text metin verisi üzerine eğitilmiş bir yapay zeka tooludur. Genel olarak soruları yanıtlayarak bilgi sağlayıp fikir üreterek kullanıcılara yardımcı olur. AI chatbotları bildiğiniz gibi giderek daha fazla insan için günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Biz de şu an kullanıyoruz. Bu kadar çok yayılmasının sebeplerinden biri de çok çeşitli sorulara sanki karşınızda bir insan var ve onunla sohbet ediyormuşsunuz gibi yanıtlar verebilmesi diye düşünüyorum. Bu insana gerçekten iyi hissettiriyor. Yani Google'dan bir şey aratmak gibi değil, daha farklı bir deneyim sunuyor sizlere. Bu istenilen her alanda kullanılabilir. Sadece e, development sektörü, teknoloji sektörü gibi düşünmeyin neler olabilir? Eğitim, teknik, sağlık ve spor alanlarında faydalanabilirsiniz. Birkaç tane proje yöneticisinin ve ürün yöneticisinin sorabileceği, chat GPT'ye sorup fikir sahibi olabileceği birkaç tane soru örnek üstünden anlatalım isterseniz. Şöyle yeni bir sayfa oluşturdum. Biraz yaklaştırayım. Bir ürün yöneticisinin sorabileceği bir soru hazırlamıştım örnek olması açısından. Uygulamadaki aktif kullanıcı sayısını arttırmak ve churn rate'i azaltmak için neler yapılmalı gibi bir soru yöneltebilirsiniz örneğin. Bakalım ChatGPT buna nasıl bir cevap verecek? Evet, aktif kullanıcı sayısını arttırmak için aşağıdaki stratejileri deneyebilirsiniz diyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirin. Evet doğru çünkü UI UX açısından ilk aklımıza gelen şey de bu olur zaten. Uygulamanızı pazarlamak için yöntemler kullanın. Uygulamanızı hedef kitlenizin bulunduğu yerlerde pazarlayın. Online reklamlar, e-posta, marketing çalışmaları gibi. Ücretsiz denemeler sunun. Yani burada reklamlardan, kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Hatta gamification da olabilir. kullanıcılardan gelen feedback'leri değerlendirin. Evet, kullanıcılar hem App Store hem Play Store'a bazı yorumlar bırakıyor ve bunların geri bildirimlerini takip edip ürünü iyileştirmek gerçekten çok değerli. Daha fazla özellik sunun. Evet, uygulamanın ya da projenin heyecanını yitirmemesi için daha fazla feature'la desteklemekten bahsediyor. Sadakat programları oluşturun. Evet, e, uygulama içerisinde, proje içerisinde ödüller, avantajlar, kampanyalar sunabilirsiniz. Örneğin e, bir aylık ücretsiz sonrasında e, ücretliye geçeceksiniz gibi. O bir ayda trial olarak kullanmasını söyleyebilirsiniz. Ve reklamları azaltın. Reklamlar zaten e, uygulamada kullanıcılar için hiç hoş olmayan deneyimler. İkinci bir soru olarak da şunu e, sorabilir bir proje yöneticisi. Ee, başınıza gelmiş olabilir genel olarak e, geliştirmesi gereken yeni bir özellik var ve aslında bu kısa sürede yönetim bunu bir ayda hayata çıkarmayı istiyor. Ancak geliştirme ekibinin kapasitesiyle bu iş e, belki de e, elimizdeki kaynak ve zamanla iki ayda çıkabilecek gibi görünüyor. Böyle bir soru yönelttiğimizde bakalım nasıl bir cevap alacağız. İlk önce bir düşündü. İlk olarak tabii ki yönetimle diyor, bunu açıkça paylaşın. Gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. İkinci adım olarak da yine bir development team, e, sprint ya da ecel yapıyorsanız, e, orada da scrum team olarak bu özellik e, neden uzun sürebilir, o ihtiyaçların listesini çıkartın diyor. Hangi aşamalarda hangilerini kullanacaksınız? Bu da çok değerli. Örneğin bir yeni bir özellik çıkacaksınız ama belki bunu fazlandırabilirsiniz. MVP yani minimum viable product'ta belki sadece temel fonksiyonlar çıkar ve faz 2, faz 3'te diğer yetenekleri sunabilirsiniz. Ya da en önemlisi priority yani öncelikten bahsediyor. Önceliğini değiştirerek ya da daha fazla kaynak ayırarak bu işi daha kısa bir zaman diliminde tamamlayabilir miyiz? Onu değerlendirebilirsiniz şeklinde birkaç tane öneride bulundu. Süreç boyunca da düzenli olarak iletişim halinde olmanın ve geliştirme ekibinin hem de yönetim kısmının ne kadar faydalı olacağından bahsetti. Bu ilk etapta size güzel bir fikir verebilecek başlıklar bence. Siz de bunu kendi projenizde, kendi ürününüzde kullanabilirsiniz. Örnek olması açısından ben birkaç tane soru yönelttim. Siz bunu tabii ki arttırıp azaltabilirsiniz. Burada gördüğümüz gibi az önce ChatGPT'de proje ve ürün hedeflerinin belirlenmesi ve kaynakların yönetimi konusunda sunduğu öneriler sayesinde Planlama sürecinin daha verimli ve hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, burada karar alma noktasında da gerçekten e, ürünün hızlıca müşteriye ulaşması için bazı kararlar alınması gerekiyor. Bu kararların alınması noktasında da yine chat GPT'ye sorular sorarak yardım alabilirsiniz az önce gördüğümüz gibi. Müşteri geri bildirimlerini analiz etmekten bahsetti bir tane cevabında. Burada da gelen bildirimlerin değerlendirmesi ve rapora dökülmesine yardımcı oluyor. Dördüncü maddede de ürün yöneticilerinin bir sonraki adımını planlarken bilinçli kararlar alma noktasında desteklemek için veri ve bilgi sağlayabilir. İkinci göstermek istediğim AI toolu bir proje yöneticisinin kullanabileceği AI toolu. UiZert, bu web sitesi veya mobil uygulama tasarımı için yapay zeka destekli bir araçtır. Sizin onunla paylaştığınız her türlü ekranı analiz edip oluşturmak için machine learning algoritmalarını kullanır. Görsel olarak bir fikir sahibi olduğunuz tasarımları bu platforma yüklediğinizde o sketch'ten otomatik olarak gerçek kullanıcı arayüzü tasarımına dönüştürebiliyor. User um, da tasarım özelliklerini ve stillerini otomatik olarak tanımladığı için tasarım konusunda uzman olmaya gerek kalmadan proje ve ürün yöneticileri hızlı ve etkili bir şekilde tasarım çalışabilirler. Burada da Sketch to Frame, Wireframe yani e, kağıt kalemle çizdiğiniz bir sketchten Wireframe oluşturmanıza, mockup oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ya da gerçek bir e, uygulamanızdaki gerçek bir ekran görüntüsünü paylaştığınızda bunu üzerinde düzenlenebilir bir tasarıma dönüştürüyor. Ben de Get GetContact e, web sayfamızın bir ekranını paylaşmıştım. Onun içerisindeki bütün UI'ları düzenlenebilir hale getirdi. E, bir de bu düzenlenebilir ekranlardan sonra da prototip yapmanızı sağlıyor. Yani Zeppelin ve Figma'daki gibi e, workflow çıkartıp hangi ekrandan sonra ne açılacak gibi prototip yapmanızı sağlıyor bir proje yöneticisi birçok kişiyle çalışıyor ve proje takımındaki istediği kişilerle bu platformu paylaşıp ortak bir tasarımda yapabilirler. Bunun için de bir örnek yapalım. Şurada web sitesini açmıştım ben. Şöyle yaklaştırayım. İstediğiniz projeyi seçebilirsiniz burada. Güzel bir arayüzü var. kullandığı template'ler şu şekilde. Farklı farklı. Web, tablet, mobil gibi platformlardan da seçim yapabilirsiniz. Biz bugün webten şu Google Material Design e-mail app'ten kullanalım. Şöyle bir sayfa açtı. Sol tarafta Screen Template, Shape gibi özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Burada benim söylediğim bir tane şey yapabiliriz. Bir tane ekran ekleyelim. Wireframe olarak. Ya da ilk önce şuradan sketchten bir örnek yapalım. Ben toplantıya gelmeden, sunma sunuma gelmeden önce bir sketch çalışması yapmıştım. Kendim evde kağıt kalemle çok basit bir şekilde çizdim. Bunu müşteriden de isteyebilirsiniz. Burada mobil, tablet, desktop hepsini kullanabilirsiniz. Import edelim. Bakalım ne kadar benzer bir proses işleyecek. Evet. Gayet güzel aslında. Şöyle göstereyim. Wireframe modunu açayım aslında. ilk başta öyle göstereyim. Ha. Ee, kağıt kalemle evde çizdiğiniz ya da müşteri tarafından çizilen bir e, tasarım UI çalışması olabilir. Nasıl olduğunu göstermesi için direkt otomatik mock çevirdi ve buradaki mock-up'ta istediğiniz gibi field'ların, alanların yerlerini değiştirebilirsiniz. Bunu yukarı alabilirsiniz. Burada bir header olduğunu düşünün. Burada bir profil sayfası var. Aşağıda bir navigation var bir profili gösteriyor. Buradaki değişiklikleri de yapmanız mümkün. Yani istediğiniz mock değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir text asistanla size öneri de sunuyor mesela Lorem Ipsum yazılmış burada AI text asistanı sizin için yeni bir content generate ediyor burada da farklı farklı şeyler var bunu istediğiniz gibi replace edebilirsiniz ya da bunu beğenmediniz böyle başka şeyler yazabilirsiniz istediğiniz gibi bu sizin artık yeni mockup'ınız ve wireframe moddan normal bir tasarlanabilir arayüze de dönüştürüyor. Burada circle yerine rectangle seçebilirsiniz. Ya da input field'a başka bir şeyler yazmanız mümkün. Yani bunu istediğiniz gibi customize etmek size kalmış. Örnek veriyorum buradaki buton rengini beğenmedik. Mor değil de mavi olmasını istiyoruz ya da yeşil olmasını istiyoruz. Switch button'ın burada enable state'i de var. Onu da ayarlamanız mümkün. Burada mesela checkbox var. Burada da enable state'te bunu kaldırabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi kullanmak e, sizin elinizde. Şimdi bir tane de mevcut ekran görüntüsünden, uygulamanın içindeki mevcut ekran görüntüsünü paylaşalım. Bakalım bunu tasarlanabilir bir arayüze nasıl çevirecek? Şu an proses ediyor. Evet, gerçekten birebir aynısını aldı. Siz burada istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Tümünü gör, da hepsini gör gibi şeyler yazabilirsiniz. Mesela butonun rengi mavi değil de işte siyah olsun ya da yeşil olsun demeniz mümkün. Şu yeşil olsun. Ee, örnek veriyorum burada yine text asistanı ile birlikte hepsini gör yerine başka bir content generate etmesini isteyebilirsiniz. Saniyeler içerisinde farklı bir e, content generate ediyor. Tüm mesajları incele gibi bir şey beğenmediniz başka değiştirebilirsiniz burada. Ee, posta listesini göster. Replace dediğinizde direkt alıyor gördüğünüz gibi. Ya da şurada yine imaj, e, imajlarda suggestion yapabiliyor. Şu fotoğraf yerine şu görseli kullanmak isteyebilirsiniz. Rectangle oldu. Biz burada circle'ı seçtik. İşte opozitisini değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz şeylerle oynayabilir. Butonun rengini, konumunu değiştirmeniz mümkün. Aynı zamanda şurada e, Attention Heatmap var. Bu nasıl bir şey? Kullanıcının odak noktalarını gösteriyor. Şöyle gösterelim. Mesela bu sayfa için kullanıcının en fazla odaklanacağı yer neresi? Kullanıcı deneyimi esnasında. Şurası. Tümünü gör, yani en alttaki buton kaç kişinin olduğu dikkat çekici. Kırmızı oldukça odaklanma sayısı artıyor ve mavi oldukça da odak düşüyor. Yani bu anonimlere kimse tıklamaz demek oluyor. Odak tamamen butonlarda. Bu zaten tahmin edilebilir bir şeydi. Aynı zamanda bunu prototip olarak da yapabiliriz. Ee, şurada mesela bir tane prototip vardı. Ben orada search butonuna tıkladığım zaman, şuradaki search butonuna tıkladığımda şu benim tasarladığım ekran açılsın diyelim. Burada farklı wireframe'ler de var. Bir preview alıp bakalım. Evet, tıklanabilir alanları gördüğünüz gibi highlight etti. Search butonuna tıkladığımda da benim istediğim sayfaya attı. Ya da şurada hazır e, ekranlara gönderebiliyor. Bu ekranı açtı. Şuna tıkladığımda işte hangi ekran açılacak, bu açılacak vesaire. Save butonuna basacaksın bu ekran açılacak vesaire vesaire. Siz burada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu export etmeniz mümkün. Share arkadaşlarınızla paylaşıp ortak bir arayüzle tasarlayabilirsiniz. Burada hazır template'ler de var. Onlardan da kolaylıkla yararlanabilirsiniz böyle. Yine bu da editlenebilir bir arayüz vesaire. Sunuma geri döneyim. Oops. And then we'll Üçüncü anlatmak istediğim şey de Otrey'aydı. Burada yapay zeka teknolojileriyle desteklenen bir ses Not, sesli not alma aracı aslında. Burada da yine Machine Learning algoritması ve Speech-to-Text kullanılıyor. Toplantıları gerçek zamanlı olarak kaydetmesine, yazıya dökmesine ve toplantıdaki katılımcılarla paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir araç. Burada da Speech-to-Text yapmak için Machine Learning algoritmalarını kullanıyor ve toplantıya sizin yerinize de katılabilir. Burada bir özet çıkarıyor. Toplantının özetini çıkartıp sizinle paylaşıyor. Hatta bütün katılımcılarla. Bunun bir proje yöneticisi açısından çok fazla faydası var aslında. Otomatik olarak toplantılara katılıp gerçek zamanlı not aldığı için siz toplantıyı dinlesem mi, not mu alsam derdine düşmeden sadece toplantıya konsantre olabilirsiniz. Böylelikle büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Aynı zamanda bu notların özetini çıkarma, editleme ve kullanıcıların hepsiyle paylaşabildiği için ...toplantıların notlarını kim tutacak, kim paylaşacak gibi dertlerden kurtulmuş olursunuz. Sizin katılamadığınız toplantılara da sizin yerinize katılabildiği için... ...sonrasında kayıtları dinleyip PMP olarak almanız gereken kararlarda da... ...daha hızlı ve kolay karar almanıza yardımcı olur. Biliyorsunuz bir proje yöneticisi, bir ürün yöneticisinin gününün çoğu toplantılarla geçiyor... O yüzden bence bu çok faydalı bir tool olarak kullanabilirsiniz. Bunun için de kısaca bir örnek göstermek isterim. Bu benim hesabım. Bütün conversation'ları topladığı bir yer var. Burada istediğiniz toplantı ismini değiştirmeniz mümkün. Şöyle değiştirebilirsiniz. Ee, kullandığımız yani toplantıda geçen kelimelerin özetini veriyor. Konuşmacıların ne kadar süre, yüzde kaçında konuştuğunu gösteriyor. Bir ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz ve e, bu şekilde highlight etme özelliği var. Comment atabilirsiniz. Action, örnek veriyorum. Toplantıda alınması gereken bir karar var ve bu aksiyonu X kişisine assign edeceksiniz. Onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada editleme, kopyalama, share gibi özellikler var ve alınan aksiyonları da bu şekilde sağda özetliyor. Ben bir demo yapmıştım. Burada hem sesli olarak hem de tekst olarak bunun kaydını paylaşabiliyorsunuz. Bir tane YouTube videosundan göstermek istiyorum çünkü çok güzel gerçekten. Şuradan açalım. Chrome tabinden YouTube'u paylaşıyorum. Umarım sesi gelir. Şöyle biraz arttırayım sesini. in real time. You can edit the title of the conversation. If you sync your calendar, Otto will learn your custom vocabulary and improve the transcription accuracy. conversation title will be automatically named after your calendar event as you speak author will type out the words for you in real time share you can share the conversation privately by entering the recipient's email or create a public link which will enable access to the conversation for anyone with the link highlight during the meetings you can highlight the key phrases like key decisions, to dos, action items in a meeting with one click at the bottom right corner. After the meeting, you can also select key phrases and highlight from the pop up menu. Comment. From the same menu, you can also add comment. Tag other people in your organizations for further collaboration. Comments will be displayed on the right side of the conversations. Add photo. You can add photos of slides, whiteboard sketches, post it notes, or anything you like. This works great for classroom settings, meeting or conference. After you finish recording, Otter will process your conversation for auto corrections, speaker separation, and speaker identification. My conversations. You can find all your conversations in the left side of the screen under My Conversation menu. Select the conversation you want to edit and click on the edit button. You can add or remove speech bubble or change spellings in the transcript. You can also click on the speaker icon to add a speaker name. An author will learn and start to recognize this speaker in the future. All highlighted decisions, action items, to dos, or important information can be found in the highlight summary. This serves as a meeting summary that will help you review the important moments of your conversation. You can review and export your meeting summary here. You can also export the entire conversation. Otter supports transcript export in Clipboard, TXT, Microsoft DocX, PDF, and SRT. You can share the transcript to a private email or a shared link, similar to the live environment setting. There are more options here remesh speakers, high timestamps. We have a summary AI that automatically generates a summary of keywords or topics that are said throughout the conversation. If you click one word here, it will show you the parts of the conversation that has that keyword. Our AI allows all of your conversations to be searchable. You can type here in this search field and find the conversation you're looking for. Account settings. You can access your account on the top right side of the screen. Click your profile and click account settings. You can update your user profile here. Otter will learn your custom vocabulary and improve the transcription accuracy. You can teach Otter custom vocabulary to boost the accuracy of pro. Devamında, uh, ayar yapıyor aslında. burada da e, paylaşmak istedim şimdi tekrar sunumu paylaşayım aynı zamanda e, bu oturayayda sizin e, az önce gösterdiğim arayüzü kullanmanıza gerek yok çünkü hem Google Meet hem de Zoom'a e, otomatik olarak entegre edilebiliyor ücretsiz bir şekilde oradan da faydalanabilirsiniz e, takviminize otomatik olarak gelecektir. Son olarak göstermek istediğim bir uygulama, bir platform daha var. Güzel bir uygulama yapmak istiyorsunuz, güzel bir proje yapmak istiyorsunuz, ama bunu karmaşık kodlar olmadan yapamaz mıyım? Sorusu gündeme geliyor. Bir ürün veya proje oluşturmak için yeterli ve zaman yeterli zaman ve yeterli kaynağınız yoksa, Bubble.io'dan yararlanabilirsiniz hiç kod yazmadan dijital ürününüzü oluşturmak, platformunuzu, web sitenizi oluşturmak mümkün. Burada da çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz. Dashboard, social network, CRM ve e-ticaret sitelerini yap, yap yapabilirsiniz. Bubble.io doğrudan bir yapay ze zeka özellikleri sağlamıyor ancak bu sunuma koymamdaki amaç uygulamalara e, yapay zeka özelliklerini eklemek için Bubble.io'nun çok açık ve esnek API'leri var. Bu API'lerden yararlanabilirsiniz. Burada da hem yapay zeka hem de machine learning application'ları entegre edilebiliyor. Örneğin TensorFlow gibi yapay zeka araçlarını kullanarak e, hem metin tanıma, dil çevirisi, öneri sistemi gibi daha birçok görevi yerine getirebilirsiniz. Ee, bir PM olarak e, büyük bir zaman ve kaynak ayırmadan Visual Studio visual, e, olarak drag and drop yani sürükle bırak arayüzü sayesinde Customized pl platformlar oluşturabilirsiniz. Bu bir ürün yöneticisinin ürünlerini daha hızlı pazara sunmasını ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesine imkan tanıyan bir ortam aslında. Böylece eğer pazarda ihtiyacı karşılamayacak bir ürün ise bunu önceden onlarca developer, aylarca geliştirme maliyeti ve binlerce satır kod yazmadan belki de çok çok önceden öngörebilir ve hızlıca iyileştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Örneğin hızlı bir şekilde bir prototip e, hazırladınız ve bir gün içerisinde canlıya çıktınız diyelim. Oradan gelen müşteri feedbacklerinden daha büyük, daha güzel bir ürün tasarlamak için vaktiniz e, olacaktır. Ve bu vaktimizde uygun kaynaklarla daha da geliştirme imkanına sahip olabilir proje yöneticileri ve ürün yöneticileri. Burada da platformu hemen göstereyim. şekilde yakınlığı iyidir umarım burada create an app diyorsunuz ve bir tane uygulama yaratmanızı istiyor. Çok hızlı bir şekilde biz bir uygulama yaratalım. Kategorilerde burada blog crm dashboard game landing page marketplace istediğiniz her alanda seçim yapabilirsiniz ve filtrelemesini de kullanım alanına price ve rating'e rating e göre sıralıyor. Biz burada bugün landing page ile ilgili bakalım. Yüzüç kullanımla ilgili. Aynı zamanda çok fazla template var. İstediğiniz gibi sizin projenizin ihtiyacına göre e, evip bükebilirsiniz buradan. Şöyle detayına bakalım. Şunu kullanalım. Bu bir e, temizlik servisi alma platformu. Adı da Teknasyon Meetup olsun. Bakalım bu domain URL adı alınmış mı? Alınmamış. Harika. Hemen bir uygulama create ettik. Şu an uygulamayı yüklüyor. Evet, burada komponentleri görebilirsiniz. Header, e, landing alanları var. Aşağı doğru indikçe bir footer ve kullanıcının ihtiyacına göre sign up ve login ekranları var. İsterseniz bu komponentlerden yararlanabilirsiniz. Sol tarafta design workflow data gibi e, fonksiyonlar var. Şunu şöyle. Hem istediğiniz tableri değiştirebilirsiniz. Hem istediğiniz şekilde customize edebilirsiniz. Mesela servis alanı yerine başka bir şey yazabilirsiniz burada istediğiniz gibi. Bir şeyle customize etmek mümkün. Mesela kontak as yerine support me gibi bir şeyler olabilir. Support as yazdığınız takdirde burayı da değiştirmeniz mümkün. Burada yine sadece textleri değil, renkleri de değiştirebilirsiniz. Yani buton yeşil olsun dediğinizde yeşil olacak call dediğimizde mesela kontak gibi bir şey yazabilir. Burada da yine istediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Your home yerine my house dediğinizde yine aynı color'ın içerisinde bunu veriyor. Color'ını beğenmediyseniz burada farklı bir şey kullanabilirsiniz. Biz bunu kullanalım örnek veriyorum. Değiştirmek mümkün. Yine burada da teksti güncellemeniz mümkün istediğiniz gibi customize edebilirsiniz. Buradaki lorem ipsum'lar vesaire. Şuradaki buton name'lerini, color, font size'larını her şeyi customize edebilirsiniz. Burada en azından bir e, fotoğraf kısmında suggest mekanizması da var. Şuradan göstereyim. Ha, bu fotoğrafı beğenmediniz. Sizin hemen burada search for free image. Bu bilgisayarınızdan da alabilirsiniz bu kısmı. Ya da şuradan bir tane resim seçip onu da kullanmanız mümkün. Şunu beğendik mesela. Şu indirilen dosyayı şöyle sürükle bırak tekniğiyle direkt şunun içerisine imajı upload edebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi farklı bir resim geldi. Yani burada istediğiniz değişiklikleri yapmak mümkün tasarımsal olarak. Şu tasarım tabinde istediğiniz gibi oynayıp bükebilirsiniz. Şimdi Workflow'a geldiğimizde farklı prototipler oluşturmanız mümkün. Örneğin bir preview alalım bakalım nasıl bir değişiklikler oldu. Support as dediğimizde aslında kontak astı bu. Biz değiştirdik. Aşağıdaki alana yönleniyor. Burada da istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Preview'a geçmeden önce Workflow'dan bir şey göstermek istiyorum. Şurada Design'da e, GT Code, yani işte e, fiyat sorgulaması yapmak istediğinizde sizi Workflow'a götürüyor. O grubun adı, bu arada bunlar grup grup, LZZ grubu. Yani o butona tıklandığında ne olacak? Bu kuralları tamamen siz belirliyorsunuz. Ne yapacağım? Biz bunu ayarlamıştık. Send email diyor. Bunu dinamik olarak e, başka birinin ismi yazıyordu ama biz burada input email'in values'unu seçerek kullanabiliriz. Yani input alanına giren kişinin email'ine bu mail'i gönder demiş olduk biz burada. Sonra ne diyor? Air alert çıkart. Yani bu bir başarılı gönderimse success durumda e, bir alert göster diyor kullanıcıya. Sonra ne yap? Reset input yani girdiğimiz alanların hepsini temizle resetle şeklinde. Şimdi biz burada bir tane örnek yapalım. Şunu değiştirdiğimiz için refresh atmalıyız. Tamamdır. Mesela deneme olsun. Ne gönderecek? Büşra Ullak et teknasyona göndersin. Ee, hangi servis? böyle bir enterprise plan ve bu servisle lorem ipsum bizim mesajımız olsun ve ha şurada email has been sent successfully ne yaptı? Alert mekanizması gösterdi, input alanlarını temizledi ve bana bir mail atmış olmasını bekliyoruz. Bakalım mail atacak mı? Şurada bir mail gelmedi aslında ama. Bir daha bakalım send email, input email value'su aslında gelmesi lazım. Tekrar deneyeyim. Aslında şuradan bakayım. Send email, input email'in adresine gönderiyor. Sender name bu şekilde. Burada subject olarak da şunu seçtik. Gönderici adresi. Şurada bubble'ı seçebiliriz. Bubble ayı olsun. Tamam. Tamamdır. üç kulaq. teknasyon.com. Aslında ilk başta bunu data kısmını da yapabiliriz. Şurada data oluşturmak da mümkün. Gördüğünüz gibi data tiplerini oluşturabilirsiniz. Privacy ve Update. Yani bir backend'e, bir frontend'e ihtiyaç olmadan buradaki database'den verileri çekip okuyabilirsiniz. Aynı zamanda da burada yaptığınız değişiklikleri database'e kaydetmeniz mümkün. Şurada workflow'da şunu seçelim. Data kısmında create a new thing var. Şunu create a new type diyelim. Şuradan değişiklikleri yapabilirsiniz aslında. Adı ne olsun? Pricing olsun. E, pricing tablosunun e, isminde örnek veriyorum. Name alanı vardı. Onu yapabiliriz. Name text formatında bir field. Onu alabiliriz. Nereden çekecek? Input name'in values'undan çeksin. Ben iki tane kolon yapacağım. Siz bunu arttırabilirsiniz. Başka ne alan vardı? Email adres vardı. Email de yine e, data tipi text. Bu nereden alacak? Input emailin value'sundan çekecek. Name name value, email email value şeklinde. Biz de diyoruz ki bu isimi ve bu mail adresini pricing tablosuna kaydet. Bu değişiklikleri yapmasını istedik. Bunu tekrar kaydedelim. Bir refresh yapalım. Her güncellemenizden sonra burada refresh yapmanız gerekiyor. Bir tane oluşturalım. Aziz Ulak kısmına, Büşra Ulak etpeknasyon.com. Şurada yanlış yazmışım. .com. E, Servisinizi seçiyorsunuz burada. Window Cleaning, Pro Plan ve Lorem Ipsum mail adresi olsun. Şu an input alanlarını temizledi. Kuraldaki gibi e, alert mekanizmasını verdi. Şurada da dizayn kısmına geri dönebiliriz. Dataya bir bakalım oluşturmuş mu gerçekten tablomuzu. Evet. All pricing kısmında bir tane kayıt var. Büşra Olak et teknasyon e-mail adresine bu isimde bu tarihlerde gönderiyor. Siz buraya servise planı da yazabilirsiniz aslında. Evet. Az önceki biraz gecikmeli geldi. Enterprise Plan, Power Washing az önce gönderdiğim. Bu da datayı oluşturduktan sonraki değişiklik. İstediğiniz gibi mail attırabilirsiniz kullanıcıya. yani Fiyat talebinde bulunmak isteyen kullanıcı bu şekilde görebiliyor. Bu size neyi sağlıyor? Aslında uygulamanızda bir database oluşturmuş oluyorsunuz kolaylıkla. Bu datayı hem buradan çekip okuyabilir hem de bu database'e veri aktarabilirsiniz bu şekilde gösterebilirim. Kısaca bir proje yöneticisi, bir ürün yöneticisinin işine yarayabileceğini düşündüğüm yapay zeka tabanlı tool'lardan birkaçını anlattım. Her şirket, her proje kendine özgüdür tabii ki. Siz de kendi projenizin ihtiyaçlarına göre bu tool'ları istediğiniz kapsamda kullanma özgürlüğüne sahipsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum açıkçası. Burada en önemlisi verim sağlamak. Sizin için de hangisi daha verimli, efektif olacaksa o şekilde kullanabilirsiniz. Gerisi size kalmış. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sunumu anlatırken e, çok keyif aldım. Umarım sizin için de faydalı bir sunum olmuştur. Sağ alttaki Azize Büşra LinkedIn adresimden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi sorularınız varsa alabiliriz. Büşra <laughs> ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz daha doğrusu. Ben teşekkür Hemen ederim. Bakayım sorulara bakalım bakalım. No-code platformların yönetilmesinden sorumlu kişiler teknik kişiler mi, non-teknik kişiler mi olacak? Ve bu durum yeni bir meslek dalını ortaya çıkarır mı? Aslında çok güzel bir soru. Onun için teşekkür ederim. Burada aslında developerlar her zaman var olacak. Yani bu onun kaybolması anlamına gelmez. Çünkü... Bu platformlar, bu tarz no coding platformlar sadece startup, küçük small business projeleri ve şirketleri için aslında kullanılması uygun. Çünkü büyük bir projede mesela Get Contact gibi büyük bir projede e, bunu entegre etmek için çok fazla e, şey gerekiyor. Yani o kadar customize edilebilecek bir platform değil. Biz daha büyük şeyler yapıyoruz. O yüzden de e, şey değil yani. E, bu onun onu öldürecek bir şey değil öyle olmayacaktır ee, kullanım noktasına gelince de aslında şöyle yani e, bunu developerlar da kullanabilir proje yöneticileri, ürün yöneticileri de kendi ihtiyaçlarına göre kullanabilirler ama zaten Büşra'ya YouTube'da yayınlanacak YouTube'da yayınlandığı zaman yorumlardan sorarsanız e, eğer e, Büşra kontrol ederse cevaplayacaktır diye düşünüyorum teşekkür ederim ben de son ee... için hem Teknasyon hem de Fatih sana çok teşekkürler ne demek tekrar bekleriz. Tamamdır. İyi akşamlar herkese. O zaman herkese. seni uğurlayalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonra görüşürüz tekrardan.